Çarşısı, sahili, taraftarları, pazar yerleri saymakla bitmeyecek güzellikleriyle İzmir'in en kalabalık ilçelerinden biri olan Karşıyaka'dayız. Bakalım yerel seçimin nabzı burada sokakta nasıl atıyor? Kızım bir şey söyleyebilir miyim? Evli gün belediyeye gittim. O kadar gereksiz personeli var ki. Bir müracaat masasında 3 kişi oturuyor. Üçünün elinde de telefon var. Telefonla uğraşıyor. Hani bu kadar yoğun bir eleman topluluğu gereksiz. Sonra bizim hep rica ediyoruz. Diyoruz ki daha evvelden yapılıyordu. Bu bizim kanallarımız var ya. Mesela Eylül ayında veyahut da Ağustos ayında bunların hepsi temizlenebilirdi. Hiç temizlenmedi. Karşıyaka 21. yüzyıl, cuma günü yağmur yağıyordu, şuradan geçemedim. Roman milletine sahip çıkmasını istiyoruz. Evet. Bizim Örneköy'de oturuyorum ben, kentsel dönüşümüz var. Bir ton gariban olan insanlarımız var, ben de dahil. Hani evlerimizin yıkılmamasını istiyoruz biz, hani mahallemizin tekrar düzenli kalmasını istiyoruz. Hani yeni bir hayat istiyoruz, yeni bir mücadele istiyoruz açıkçası. Öyle olursa Tunçer Başkanımıza da buradan sesleniyorum. Evet. Bize sahip çıkın başkanım, bizi yaman ellere bırakmayın. Tek varlığımız sizsiniz, sizden başka da kimseyi bilmiyoruz. Örneköy yeniden hayata kavuşturabilirseniz seviniriz. En büyük sorun AKP bir kere gelecek Karşıyaka'ya. İzmir'e bir kere gelecek ki adam olsun bu İzmir. Ya değilse adam olmaz. Hiçbir yer düzelmez. Hangisi bana güzel hizmet ediyorsa, hangisi oturduğum ülke için güzel çalışıyorsa... Ona oy veriyorum. Asla taraf tutmuyorum. Memnun muyuz? Memnun değiliz. Değiliz. Trafiğimiz çok sıkışık. Tamam, her yeri demir ağlarla ördüler. Güzel. Ama gel gelelim, insanlar araçlarını park edecek yer bulamıyorlar. Yaya olarak gitmek zorunda kalıyorsunuz. Ne pazar yeri ne başka bir şey. Sokaklarımız dar. Çöplerimizi değiştirdiler. Bir kere 100. yılı biliyorsunuz. Çok güzel, şaşalı bir şey olacak denildi. Vallahi kendimizi en son şeyde Bostanlı iskelede tellere yapışmış bir vaziyette bulduk. Biz bir şey göremedik. Bostan'dan, Göztepe'den, Bayraklı'dan izlenilecek denildi. O kadar insan İzmir'e yakışmadı. O yüzden soğudum açıkçası biraz Tunç Bey'den. Memnunuz belediyeden, bir problemimiz yok. Hatta dün gördüğüm kaldırımdaki bir problemi fotoğraflarıyla bir aktardım. Bugün aynı yoldan geçtiğimde gereken ilgi gösterilmiş. Yani bir problemimiz yok. Karşıyaka'da en büyük sorun pislik. Etraf çok pis, kirli. Temizlenmesi gerekiyor. Belediyeden tek sorunum bu. Onun dışında herhangi bir sorunum, problemim yok. Yaşamaya çalışıyoruz abla. Yıllarca çok memnun kaldım ama şimdi hiç memnun değilim. İsabet ki sizi gördüm. Karşıyaka pislik içinde. Arabacı sokağı ile Esos sokağını birleştiren yerde bir manav var. Bütün çöpler sokak içinde ve dışarıda. Sokaklar sigara izmir tabi, onda halkın da kabahati var ama hiçbir şey eskisi gibi değil. Pandemide bizimle çok ilgilendiler, ona 10 kere teşekkür ettim ama şu anda hiç memnun değilim. Yerel seçim yaklaşırken sokağın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bugün Karşıyakalıların cevaplarını sizlerle buluşturduk. Bir sonraki durağımızda farklı bir ilçede yeni cevaplarla karşınızda olacağız.